1 Temmuz itibariyle yurt dışından Finlandiya'ya geleceklerden artık korona aşısı, sertifikası veya testi istemiyor. Aynı şekilde Finlandiya'dan Türkiye'ye gideceklerden herhangi bir test veya aşı sertifikası istemiyor. Artık neye döndük? Korona öncesi ortama şu anda dönülmüş durumda. Herhangi bir aşı sertifikası veya korona testi belgesi istemiyor. Rahat rahat gidip rahat rahat gelebileceksiniz. Bu Finlandiya'ya gelecek turistler için de aynı şekilde geçerli. 1 Temmuz itibariyle artık benim korona sertifikam yok, işte BG'm yok, aşı sertifikam yok, ne yapabilirim falan gibi düşüncelerde olmayacaksınız. Başka bir forum veya belge doldurmanıza da gerek yok. Türkiye seyahatler artık bundan sonra Finlandiya'dan çok rahat. Finlandiya diğer Avrupa ülkelerine gelecekler için de aynı. Ama şunu söyleyeyim tabii Avrupa'da yaşayanlara. Kendi ülkenizin nesine bakacaksınız? Durumuna bakacaksınız. Burada Finlandiya'da şu anda gördüğünüz gibi bir haftada yine 43 kişi ölmüş. Yana yaklaşık olarak günde belli bir miktar, 1000'in üzerinde kişi de ne yapıyor? Korona yakalanıyor. Almanya'da önceki gün 175 kişi ölmüş. Gördünüz az önce belgesini koydum. Bunun için Avrupa'nın değişik ülkelerinde korona hala daha ne? Yüksek. Finlandiya'da da yine yüksek ve yeni bir dalga bekleniyor. Bunu biliyorsunuz Uğur Şahin de açıkladı ve diğer sağlık kuruluşları da açıklıyorlar. Korona'da yeni bir dalga gelecek. Çok etkili bir şekilde vuracak yine. Ama Almanya'da şu anda ne görüyoruz? 175 kişi 2 gün önce ne yapmış? Ölmüş. Ondan sonraki gün bakıyoruz yine 100'e yakın. Ölü sayısı açıklanıyor. İngiltere'de 100'ün üzerinde yine günlük ölümler. Bunun için yine dikkatli olmaya ne yapacaksınız korona konusunda? Devam edeceksiniz. Maskeniz, hijyen şartlarına uyunuz. Sosyal mesafeye yine ne yapınız? Uyunuz. Çünkü bundan kurtuluş yok. Bununla yaşamaya alışacağız. Ama uçuşlarda, seyahatlerde ne yaptı? Korona önlemleri tamamıyla kaldırılmış durumda. Herhangi bir sertifika istemiyor. Finlandiya tabii bu arada yurt dışından turist bekliyordu. Rusya sınırında da aynı şekilde açıldı ama Rusya tarafı bu şekilde zaten savaş nedeniyle giriş gelişleri yok. Ama Rusya gene kendi önlemlerini kendince alıyor. Onun için sınırda bir hareketlilik yok. Bu daha çok turizmi artırmaya yönelik bir eylem. İşte turist gelsin falan ama turistlerin artık pek fazla geldikleri yok. Evet arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.